Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 11. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Şimdi hesabı şöyle 100 app kuponu aldım. Toplam 120 app'imiz var. 20 app de önceden vardı. Bunlarla ne yapacağız? Şöyle premium dükkan geldi. 19 app'e kalıcı olarak geldi bu. Bir daha gitmeyecek. Şöyle göstereyim. 6 saatlikle 1 aylık arası çıkabiliyor 19 app'e. Bence gayet güzel geldi. Bundan bir iki tane açmayı düşünüyorum. Onun dışında da şöyle tombalada 3 tane simgemiz oldu. Bu simgelerden bir tılsım almayı deneyeceğiz. Bakalım inşallah alabiliriz. Öncelikle şöyle bir premium dükkan alalım bakalım. İlkini aldım. 40 saatlik 1,5 günlük, hatta 2 günlük diyebilirim. 2 günlük çıktı. Bir tane daha alıyorum. 7 günlük verdi. Çok güzel. Çok güzel verdi. Toplam 9 günlük premium dükkanımızı aldık. Şöyle kalanlarla da tombalada bakalım bir tılsım alabilecek miyiz? Şöyle hemen ilkini serice çevirdim. Bir şey geldi mi? Gaya sandığı. Ah be. 28 geldi. Şu başka bir şey olsaydı direkt tılsım almıştık. İkinciyi çevirdik bakalım. İkinciden Aura'nın ateş runiye. Bakalım üçüncüden ne geldi? Altın define sandığı. Şu Ork Race olmuş olsaydı tılsım almıştık. Hemen şöyle bir tur daha çevirelim. Tılsım almamız için 30 veya üstü ya da 8 ve 6 almamız lazım. O arada tılsım var. Şöyle altın anahtar aldık. Bir tur daha çevirelim bakalım. Hadi oğlum güzel bir şey ver ya. Şurada bir yeşilli görelim. Bekçi görelim. 15 puan direkt. Bekçi olunca gelme şansı yüksek oluyor. Derken bekçiyi göremiyoruz bile. İki bekçi gelirse direkt tılsım gelmiş oluyor zaten. Bize gele gele ama zihin taşı destesi gelir. Bir şey geldi mi? Bekçi geldi ama 25 puan beyaz inci. Ah be şöyle bekçi, iki tane bekçi yan yana görelim ya. Yine Aura'nın ateş runiye 27 puan. Kutsama kağıdı, son 6 çevirme hakkımız var. Hadi oğlum bir şey alalım ya. Hani tılsımlar şu anda Bivon falan ama bu yeni sunucular falan açıldığında bu tılsımlar gerçekten çok değerli oluyor. Hani Nesli Marketim'de kalsın, zaten tılsım envanterimi almıyorum. Nesli Marketim'de kalıyor. En azından elimde bulunsun veya birkaç ay sonra tılsımların fiyatı yine yükselecek derken karanlık tılsımı aldık. 32 puanla karanlık tılsımı aldık. Tamam fark etmez, tılsım olsun yeter. Hani mesela şu an bu karanlık tılsımı 75'im. Ama bundan 4 ay sonra zaten 4 ton falan edecek veya yeni sunucu açıldığında çok değerli olacak bu tılsım. Şöyle bozduralım. Tamamdır, şuradan 500 app kuponu geliyordu bu arada. Bir tane de hakkımız kalmış. Şunu alalım bakalım. Mavi iksir geldi. Yarın ne varmış? Yarın da mono varmış. Şundan da 2 tane alalım. Yolumuza bakalım. Hem bir tılsımımızı aldık hem de 9 günlük premium dükkan aldık. Gayet güzel. Büyülü ormana geldim şöyle. %200 XP eventi başladı. 3 gün boyunca sürecek. Şöyle şu anda %280 XP'miz var. Bakalım nasıl XP gelecek. Şöyle peti falan çağırdım ve %410'a kadar çıktı. Şöyle bir tane tecrübe yüzüğü basıyorum. %460. Bir tane de yappi aldım. Şöyle yappi de basıyorum. %560 XP bonus. Ne kadar XP gelecek bir slottan onu merak ediyorum. 17.75 şu anda. Şurayı kestiğinde ne kadar olacak? 17.75'te 17.81 oldu. 82 oldu hatta. Şöyle bir slottan büyük ağaçlardan ne kadar geliyor? 1 XP hala gelmiyor çünkü 111 leveliz. Ama yani çok güzel XP geliyor bence. Yani ben otomatik hava bıraktığımda %260 XP ile ortalama 15 saatte 14-15 saatte level atlıyor dışarı. Şu an büyük ihtimal 14-15 saat değil de bir 8-9 saatte level atlar diye düşünüyorum. Yani günde 2 level atlayabiliriz. Çarı böyle olursa 113'e kadar değil 115'e kadar kasarım açıkçası. Hani hazır kasılmışken gittiği yere kadar gitsin. İleride tekrar uğraşmayalım bunun için. Bu XP eventini çünkü bir daha yakalayamayız. Hem petten falan da %100 ekstra geliyor. Yani bu kadar XP bonusla bir daha kasılamayız. O yüzden kasılabildiğim kadar kasılmak istiyorum. Bir daha da uğraşmam yani artık. Zaten kasıldıktan sonra artık çarı dizmeye de başlayacağız. Bunu da bir videoya alayım dedim. Bakın şu an 18 olmuş bile XP. Bayağı güzel XP geliyor. Bakalım hesap burada. Otomatik avda kalsın. 3 gün boyunca artık burada neredeyse full AFK alacağız. Ancak artık tecrübe yüzüğü falan almaya inerim. Onun dışında artık full buradayız. Bizim bir event çarımız vardı. Ondan hesapları kasıyordum. Onun oyun silahı bitti. Yani ben 15 günde çok rahat aslında kasardım launcher çarlarını ama biraz üşengeçliğime geldi herhalde. Kasamadım. 40 tane var şu anda launcher hesabı. Daha doğrusu launcher hesabı değil, 40 tane launcher'da hesabım var. 32 tane daha kasmamız lazım. Oyun silahı bittiği için şöyle bir tane KDP alacağım. Zaten bunu sonra da satabilirim. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz bize. Şöyle 3 fona 36 ortalama, 2 de kanaması var. Bizim işimizi gayet görür. Şöyle 3 fona alıyorum bunu. Bir tane de tılsım alalım. Oyun silahını aratmaz artık.
Bir tane de şöyle karanlık tılsımı alıyorum. 3 won 50 m, 30 böcek, 20 de buz direnci var. Bizim işimizi çok rahat bir şekilde görür. Şöyle 3,5 won'a da bunları alalım. Zaten bunları aynı fiyatı belki daha pahalıya satabiliriz. Gayet iyi. Hazır hesapları kasacakken şöyle 28 tane gümüş okey aldım. Hani bir ölümcül gücün yüzüğü çıkarsak yeter. Amacım öyle kar etmek değil burada. Bir ölümcül gücün veya irade gücün yüzüğü, onu da çıkardık. Ama hazır başlamışken şunları da açalım. Ben yine dayanamadım bak. Bir değerli kor bile alamadık ama soylu kor var. Bunları açalım. İşlenmemiş Onyx, yontulmuş Yakut, yontulmuş Yeşim, yontulmuş Yeşim. Şöyle yeşimlerden bir şey çıkmıyor ama belki bir ender alırız. Ender alamadık. Yakuttan da bir şey çıkmıyor. Bir şey alamıyoruz genel olarak ama zaten amacım irade gücün yüzüğü çıkarmaktı. Şu anda daha büyük bir bomba var. Şöyle gördüğünüz gibi antika safirler var burada. 32 tane. Tanesini 41 ile 42 m arasından aldım. Bayağı vardı. Çektim hepsini. Bakalım buradan bir parlak çıkarırsak paranın büyük bölümünü çıkarıyoruz. Olur da parlak ve misli çıkarırsak bir tık kârdayız. Hani para komple çıkıyor, bir tık kârdayız. İki parlak falan çıkarırsak keller uçuyor. Bakalım şöyle denemeye başlayalım. İlkini attım, bir efsanevi aldık. Güzel. İkinciyi attım, yandı. İkinci efsanevimizi aldık. Üçüncüyü aldık. Güzel. Dördüncüyü alamadık. Hala alamadık. İki defa üst üste yandı. Üç kere üst üste yandı. Ne oluyor? Yeterli malzemem yok. Tamamdır. Dördüncüyü aldık. Beşinciyi aldık. Biraz lag var şu anda şehirde. Hilecilerden dolayı. Altıncı da geldi. Güzel. Ama biraz daha gelmesi lazım. En az bir 10 tane lazım açıkçası. Şöyle şuradaki geçmiyor ya. Şu baştaki hiçbir şekilde geçmiyor. 7. geldi. 8. gelmedi. 8. şimdi geldi. Hadi şuradan bir 10 ya da 11 tane yapalım. 9 geldi. 10 gelmedi. Hadi oğlum 10 geldi. Şuradan 11.'yi de alır mıyız? 11. de geldi. Bakalım buradan inşallah bir 4 tane mitsi alırız en az. 4 mitsi alırsak kârdayız. Şöyle efsunlara da bakalım. Adam akıllı bir şeyler var mı? 3 atak var. Laykan ninja savaşçı bak. Bunu tutabiliriz ne olur ne olmaz. Hani en son atarım belki ama şunu şöyle ben bir ayırayım. Bunu atmayalım hiçbir şekilde. Şöyle atmaya başlayalım bakalım. Bir tane mitsiye vurdum, bir tane aldık. Çok güzel. İkinciyi deniyorum. İkinci yandı. Hadi oğlum şimdi şuradan hemen ikinciyi alabilir miyiz? Oo çok yakıyorsun ya. Yapma böyle. Yapma böyle. Şöyle vurdum, yine yandı. 3 defa üst üste yandı. İkinci mitsi aldık. Üçüncüyü alamadık. Hadi oğlum şimdi alalım bari. O geçmedi. Çok kötü oldu ya. İki mitsi aldık. Bunlar ne? Çift ninja laykan. Diğeri de ninja laykan. Şunları o zaman bir parlağa deneyelim bakalım. Buradan bir parlak alırsak kârdayız diye düşünüyorum. İki tane şöyle efsanevimiz, bir antikamız kalır. Şöyle şunları denedim, parlağa geçmedi ya. Yapma. O zaman geliyor arkadaşlar. Mitsi'ye çok kötü geçirdik. Şunları bir deneyelim bakalım. Hadi oğlum geçersin sen. Çok güzel bir mitsi aldık buradan. Efsun'u ne? Laykan Sura. Saflıkta vuruyorum. Hop parlak aldık. Efsun'u ne? Savaşçı Sura Ninja. Güzel bu arada bu. Bu gerçekten güzel. Hani ninja da savunma olsa çok güzel paralara satardık. Ama bunu da normalden bir tık üstte satarız. Hani normalleri bunun parlakları 9 won şu anda. Bunu bir 10-11 won'a satarız büyük ihtimal. Yani yan olarak da bir tane şöyle antikamız kaldı. Ben de buraya 12 won vermiştim. Parası çıktı açıkçası. Zararda olduğumuzu pek düşünmüyorum. Zarardaysak falan da 50 m falan zarardayız. Ona da yapacak bir şey yok. Şu mitsileri tekte geçirseydik 2-3 won kâr da olacaktık ama yapacak bir şey yok. Üçüncü kattayım. Şöyle hesaplarımı açtım. Hesaplarımı kasıyorum. Lonca çarlarını. Şu an arkada 8 tane metin 2 açık. Bir tık kasabilir. Şu arkadaşın inşallah kase atmadı odaya. Bakalım hesaplarımı kasıyorum. Şöyle vuruşlarımı da göstereyim. 2K falan atıyoruz düz. Hani oyun silahını aratmıyor şu anda. Hatta bir tık fazla bile vuruyoruz. Arada böyle 2400, 2500 falan da görüyoruz. Hani en kötü hasarımız 1950 falan oluyor. Gayet güzel yani. Şurada lonca çarlarında bugün büyük ihtimal bir 15 çar falan kasarım. 2-3 güne de inşallah bitiririm. Tabi belli de olmaz ama çekmiş bu arada bu arkadaş. Bu da odaya konmaya çalışmıştı biraz önce ama yer mana dolu çocuğu. Bakalım dediğim gibi burada hesapları kasacağım. Gayet güzel şu anda hasarımız. Tabi markayla bu arada bu hasarımız böyle. Hani simya falan yok. Ama çarda yüzlü yüzlü marka olduğu için sıkıntı olmuyor. Bana koyan bir şey yok. Sadece eventlerde kullanacağım bu çarı. Bir de lonca hesaplarını kasarken kullanacağım. Ondan hiç sıkıntı yok. Hani istediği kadar gitsin. Bakalım burada ben bu hesapların hepsini 40'a kasayım. Ondan sonra bir Efsunlarını da kullanalım. Hesapları kastım 40 devele. Şöyle bir tane ölümcülüm var. Buna Efsun atalım bakalım. İnşallah bu sefer güzel bir şeyler yakalayabiliriz. En son attığımızda çok güzel şeyler yakalayamamıştık. Umarım bu sefer yakalayabiliriz. Şöyle ilk hesabımızdan atmaya başlayalım. İlk Efsun'u attım. 15 yelpaze, yanları çöp. İkinciyi yapıştırdım.
6 bıçak, 6 şan, 6 yelpaze, 6 ateş. Oranlar çok kötü geliyor. Şöyle hemen sonuncuyu attım. 1 KHP, 10 şimşek, yanları yine çöp. Şöyle diğer hesabımıza verelim hemen. Bundan atalım bakalım. Şöyle ilk efsunu attım. 10 çiftel, 10 pençe, 10 rüzgar, 10 büyü. Aşağıya doğru böyle 10 ona güzel duruyor da. Bu para etmez ya. Şöyle hemen ikinciyi attım. 10 kılıç, 15 pençe. Bir şeyler gelmiyor. Şöyle ikinci sayfada atacağım bakalım. İkinci sayfada yapıştırdım. 10 pençe, 10 yelpaze, pençeden de bir türlü vazgeçemedik. Yani gelecekse böyle toplam 45-50 savunma falan gelsin de para etsin yani. Bunu da ikinci sayfada atacağım bakalım. Bir şey yakalayabilecek miyiz? İlkini attım. 10 şimşek, 10 çiftel, 4 bıçak falan. İkinciyi attım. 1 KHP, 15 STR. Üçüncüyü yapıştırdım. 1,5 KHP, 10 ateş, 10 EF absorbe. Bu para eder işte. Bu güzel para eder. En azından 1,5-2 van bile olsa eder diye düşünüyorum. Bu şöyle kenarda kalsın. Ben hemen yeni bir ölümcül alıp geleyim. Bir tane daha şöyle ölümcül aldım hemen. Buna da efsunumuzu atalım bakalım. Umarım güzel bir şeyler yakalayabiliriz. Şöyle üstten hemen attım. 1500 EP, yanları çöp. İkinciyi yapıştırdım. 1 KHP, 10 şimşek, 6 ateş. Sonuncuyu attım. 10 kılıç, 10 bıçak, 10 ok. Bu durur mu acaba ya? Hani mantıken düşünüyorum aslında. Sadece ninjalar için bir adam birebir yapsa, birebir yapsa da bıçaklı ok 10 mu olur acaba? Olmaz diye düşünüyorum. Bence bu değişilir. İnşallah pişman olmam sonradan. Şöyle hemen diğer hesabımıza verelim. Yine ikinci sayfada atacağım. İkinci sayfada bir şeyler geliyor. 15 büyü, 10 kılıç, 10 çiftel. Full oran olsa çok güzel parayı satardık. Şöyle ikinciyi attım. 1 KHP, 15 pençe, 10 ok, 6 kılıç. Oranlar tam gelmiyor ya. Bunu da değiştiriyorum. 10 ateş, yanları çöp. Şöyle son hesabımıza da verelim bakalım. İnşallah buna da güzel bir şeyler yakalarız. Biraz daha elimize para geçer. Şöyle hemen ikinci sayfadan yapıştırıyorum. 1 KHP, 15 çiftel, 10 bıçak, 6 pençe. Ah ah. Ya bunda da durmayacağım ha. Bu bir işe yaramaz. Hani kim niye bunu alsın? Mantıken düşünüyorum da. VS'de kim niye böyle bir zırh kullansın? İkinciyi attım. 10 rüzgar, 10 ateş. Yine çöp. Sonuncuyu attım artık. 1500 EP, 6 kılıç, 5 EP absorbe falan filan. Hani tek bir tane ölümcül yakaladık. O da güzel bir ölümcül. Onu bir 2 von'a falan satarız. Bu hesaplardan 2 von geldi bize. Amacımız zaten lonca çarı kasmaktı. Bu arada loncayı da şöyle göstereyim. 46 hesap oldu. Hani bunu 2-3 gün içinde fullemeyi düşünüyorum. Bu gece büyük ihtimal bir 9 tane falan daha hesap kasabilirim duruma göre. Yani 55 olur. Ondan sonra da fullerim yavaş yavaş. Bakalım böyle devam edelim. Madencilik eventi başladı. Vadide rastgele bütün madenlerden çıkıyor. Ben de şöyle bir tane zümrüt damarı buldum. Burada zümrüt kazacağım bakalım. Umarım güzel zümrüt elde edebiliriz. Sadece zümrüte odaklanmayı düşünüyorum. Arkadaşlar da gelmeye başladı. Şöyle 3 çardan birden kasıyorum. Bakalım ne kadar kasabileceğiz. Ben her düşürdüğümde açarım. Hatta şu ne kadarlıymış ona demem bakalım. Şöyle 12 ile atmış. Çok fazla atmamış. Dediğim gibi ben her maden bitişinde açarım videoyu. Bu hesapta bir tane 87 ile attı şöyle. Gayet güzel abi. İkinci turun sonunda 634 tane oldu. Yine ortalama 310 tane falan attı. Bir buradaki zümrütü kesiyoruz. Bir şu ileride çıkıyor. Bu bitince şu ileride çıkıyor. Böyle sıra sıra gidiyoruz. Bakalım bu turun sonunda kaç olmuş olacak. Dördüncü madendeyiz. Büyük ihtimal bu sonuncu olacak. Şöyle öncekinde başladığımızda 640 tane vardı elimizde. Şu anda 1075 tane oldu. Yani güzel attı. 430 tane falan attı. Gayet güzel. Bakalım bu maden sonunda ne kadar kasmış olacağız. Event bitti. Toplam 1606 tane kasabildik tam. Hani bir saatlik bir eventte bence güzel kastık. Bakalım şimdi şunların hepsini bir dönüştürmeye gidelim. Zümrüt simyacısının yanına geldik. Hesabımızda 113 level oldu bu arada. Büyülü ormanda kasıyordum. Event bitene kadar kasacağım bu hesabı. 114 olsun, 115 olsun. Zaten 115'ten sonra daha fazla kasmaya gerek yok. Hani gittiği kadar gitsin, bir daha kasmakla da uğraşmak istemiyorum şu event bitene kadar. Şöyle şimdi bu hesaptan dönüştüreceğim. Bu hesapta çok fazla zihin taşı destesi vardı. Bunları kullanırız hem. Şöyle hemen açalım, biraz yetmezse tekrardan açarız. Şöyle ilk zümrütümüzü dönüştürüyorum. Bakalım ilkini aldık mı? İlkini alamadık. 1'de 0. 2'de 2'de 0. Baya kötü. Bunların büyük ihtimal tanesi 22-23 en falan edecek. 3'te 1. 4'te 4'te 1. Baya kötü geçiyor ya. Aslında bunun geçme oranı %60 şu anda. Yani burada söylüyor. Başarı olasılığı %60. İkinciyi aldık. 5'te 2. 6'da 3. 7'de 4 gelir mi? 7'de 4 gelmedi. Toplam 16 tane deneyeceğiz. 16 taneden bir 10 tane alsak güzeldir. 9 tane alsak da iyidir ya. Ama bu gidişte 5 taneyi görürsek şükredeceğiz herhalde. 4.'yi aldık. 5.'yi alamadık hala. Şimdi 5. geldi. Şurada son 5 tane deneme hakkımız var. 5 ile 4 gelir mi ya?
Bir 5'te 4 atar mıyız? Şöyle 1'de 1, 2'de 2, 3'te 3, 4'te 4. Bir tane şuradan hemen taş açalım. 5'te 4. Harbiden 5'te 4 dedim. 5'te 4 geldi. 9 tane aldık. Hani 1 saatlik bir eventti. Bunların normalde piyasası 30 M falan da en son ama bu eventle beraber 22 M'e falan düşecektir çok rahat bir şekilde. Hani 22 M'den sayarsak bunları 9 tane var burada. Ortalama 2 bon kasmışızdır. Bayağı güzel gerçekten. Hani 1 saatte 2 bon çok temiz para. Elimde şimdi şöyle 48 tane karanlığın sandığı var. Bu sandıkları açacağız bakalım. Bu sandıkların tanesini 1.8 M'den aldım. Toplam 90 M gibi bir para verdim buraya. Bunun içinden bir tane zümrüt küpe çıkarsa normalde 2 won ama şu anki eventle birlikte 1.5 won'a falan düşecektir. 1.5 won diyelim. Hani Cennet'in gözü kolyeler, bilezikler falan onlar da güzel para diyor. Bilezikler şu an 25-30 M arası, kolyede 20-25 M arası. Çok güzel paralar çıkarabiliriz. Şöyle açmaya başlayalım bakalım. Umarım güzel bir şeyler çıkarırız. İlk 3 sandıktan hiçbir şey çıkmadı. Şeytani palalar falan da hani en azından sandığı çıkarıyor. Bir tane Cennet'in gözü küpe çıkardık. Şöyle bilgi kısmını da açayım. Ama artı 5 Cennet'in gözü küpe. Ondan para etmez. Şu ana kadar değerli bir şey çıkaramadık. Bir tane yakut küpeler çıkardık. Bu 15M falan diye biliyorum. Ama çok da emin değilim açıkçası ondan. Şu ana kadar güzel bir şey pek çıkmadı. İki tane Cennet'in gözü kolye aldık. Hani 20-20-40M diyelim en kötü bunlara. Başka bir şey alabilecek miyiz? Bir tane Cennet'in gözü kolye aldık ama artı 5. Cennet'in gözü küpe, grifon, pençesi. O kadar karlı dedik sanda, karlı çıkmadı. Ama şimdi şöyle hesaplayacak olursak. 2 tane artı 7 Cennet'in gözü kolye 40M. Bir tane artı 5 Cennet'in gözü kolye. Hadi 5M diyelim buna. 45M. Yakut küpeleri de bir 10M diyelim ama çok da emin değilim. 10M gibi hatırlıyorum. Hadi 10M diyelim. 55M. Onun dışında şu mamalar var. Bu mamaların tanesi 2M'den pazara attığımızda gidiyor direkt. Şuraya da 8M diyelim. Diğer çıkanlarla 10M diyelim toplam 65M. Hani şu ölü halde bile 65M çıktı. Bence gerçekten güzel bir sandık bu arada. Bir tane zümrüt küpe çıkardığımızda her şey bitiyor. Hani kötü açtık. Ona rağmen yine böyle şeyler çıkarabildik. Ben böyle sandık açacak arkadaşları kesinlikle tavsiye ederim bu arada. Şu an zarar etmiş olabiliriz ama zararımız bile bu kötü halde 25M sadece. Kâr edince daha fazla da edebiliyoruz. Veya böyle yüksek ortalamalı bir şey de var mı ona da bakalım. Yüksek ortalamalı bir şey yok. Sağlık olsun. Denedik en azından. Biyoloğa geldik. Biyoloğumuzu vereceğiz ama ondan önce şöyle birkaç tane daha bir şeylerimiz var. Hem BK'ları aldım. Hem de bu hesapta 3 yönlü kesmeyle hamle master olmamıştı. Bunları da bir master yapalım bakalım. Şöyle ilk bir tur bir 3 yönlü kesme denedim. 3 yönlü kesme tek de oldu. Çok güzel. Hamleyi deniyorum. Hamle de tek de oldu. Gayet güzel. Şu 3 unutkanlığı atabiliriz artık. Şöyle BK'ları okumaya başlayalım. Kılıç çevirmeyi okudum yandı. Öfkeyi okudum geçti güzel. Hamleyi okudum hamle yandı. Yaşama isteğini okudum. Yaşama isteği geçti. 3 yönlü kesimi almayı unutmuşum. Madencilik rehberimizi okuyalım yandı. İleri dönüşüm. İleri dönüşüm geçti çok güzel. Master 3 oldu dönüşümümüz. Biyoloğumuzu da verelim bakalım. Biyolog geçecek mi? Biyolog yandı. Güzel geçirdik yine de. En önemlisi dönüşüm geçti. Biyolog da geçse çok güzel olurdu ama geçmedi yapacak bir şey yok. Simyacı kardeşimizin yanındayız. Elimde tam 12 tane antika yeşim var. Bunlardan güzel bir şeyler çıkarabiliriz inşallah. Tanesini 70M'den aldım. 840M verdik buraya. Bakalım bir şeyler çıkarabilecek miyiz inşallah. Batmayız. Şöyle atmaya başladım. Bir tane efsanevi aldık. Çok güzel. İkinciyi attım. İkinci yandı. Üçüncü geçerse çok güzel olur. Geçmedi. 3'te 1. 4'te 1. Ne oluyor kardeşim? 5'te 1. Yapma. Olmuyor böyle. İkinci efsaneviyi aldık. Üçüncüyü aldık. Dördüncüyü aldık. Son anda biraz toparladık açıkçası. Şöyle efsunlarına bakalım. Max HP, HP üretimi, HP inlemeli düz var. Şunun yanında HP üretimi yerine HP olsaydı bunu satabilirdik. En azından üçüncü katlıklar alabilirdi. Şöyle düz var. Bakalım bunlardan iki mitsi çıkarırsak çok güzel olur ama şu ilkinin geçmesi çok önemli. İlki geçerse hani zararı büyük bir oranda kapatmış oluruz. Şu an aslında bıraksam zararda değiliz herhalde. Aynen zararda olmuyoruz. Tam fit oluyoruz ama bakalım deneyeceğim. Bu sefer şuradan başlayacağım ya. Bunları atacağım. Hop. Ah be. İlki yandı. Bir tur daha şöyle seri vurdum. Bu da yandı. Bir tur daha vurdum. Bu geçti. Sonunda geçti. Bunun efsununa kaldık. Şu anda şunlar 4.5-5 fon arası. Hani güzel bir efsun gelmediyse zarardayız. Şöyle baktım. Tek HP gelmiş. Baya kötü ya. O antikada 4-5 kere üst üste yaktık. O bizi bitirdi. Tabi efsanevide de 2 defa üst üste yakınca bitirdi bizi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Tekrardan simyacıdayız. Bu sefer pazar çırındayım. Tabi bununla pek bir işimiz kalmadı.
Çünkü otomatik pazar geldi. AFK pazarı mı artık neyse adı. Şöyle bir tane daha mitsiyeşim aldım bunun yanına. Geçerse en kötü ihtimal bir bon karımız var. Ki yan efsunlarına bağlı. Yan efsunlarında güzel bir şeyler gelirse bu karımız çok daha fazlalaşabilir. Şöyle basıyorum bakalım. İnşallah geçer. Çok güzel geçti. Şu anda en azından bir bon, bir buçuk bon falan bir kurtardık. Şöyle efsununa bakalım. Düz geldi. Sıkıntı yok. En azından bir buçuk bon dediğim gibi buradan kurtardık. Ama hala zarardayız. Biraz eski günlere gidelim. Razador sandığı var elimde. 13 tane bir pazarda böyle tam önümde kurdu. 13 tane vardı. 13'ünü de çektim bakalım. Bunun içinden bir Razador yumurtaları çıkarırsak Razador yumurtası 50M. Ejderha alevleri de 80-90M o civardı diye biliyorum. Çok da emin değilim ama hani en kötü 80-85M'dir ölüsü. Hani güzel karlar elde edebiliriz. Şöyle hemen serici açmaya başlayalım. Çok seri beklemeden. Bir ışınlanma yüzüğü çıkardık. Bu ışınlanma yüzüğü de çara gerçekten lazımdı. Şu ışınlanma yüzüklerinin süreleri çok az kaldı. Cesur pet kitabı, kristal kolye, mücevher öğesi, diken pençe, karanlığın sandığı çıkardık. İyi bir şey yok şu ana kadar. Aldığımız en değerli şey ışınlanma yüzüğüydü. Aslan kılıcı falan güzel bir şey çıkmıyor. Bir tane zehir çıktı. Zehirin 40 ortalama olması lazım ki kar edelim. Mutluluk yelpazesi, altın iplik, tecrübe puanı. Şöyle zehirlere de bakalım. 20 ortalama, 9 ortalama. Çöp çıktı yani. Yapacak bir şey yok. 40'en falan verdim zaten. O kadar da sıkıntı değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.